Muğla Abant'taki bir otele internet üzerinden rezervasyon yaptıran kişiler lokasyona vardıklarında hayatının şokunu yaşadı. Çünkü işletmecilerin ayırtılan odalardan haberi yoktu. Misafirler tuzağa düştüklerini öğrendiklerinde de artık çok geçti. Dolandırıcı otelin sitesini birebir kopyalayarak onlara hayali oda vermişti. Üstelik o sahtekar çok da pişkindi. İşletmeciler de paralarından olan müşteriler de isyan etti. Samet Özsaylan ve Can Tanrı Över'in özel haberi. Burada da ayrı bir ödeme daha yapmak zorunda kaldık. Şu anda Abant'ı kendine üst edindi. 10 ailenin geldiği oluyor, 15 ailenin geldiği oluyor. Otellerin sitesini birebir kopyalıyor, sahte kampanyalarla müşterileri ağına düşürüyor. Ödemeyi aldıktan sonra da engelliyor. Birebir sayfa aynı, her şey aynı, resimler aynı, sadece numara farklı. Biz bakıyoruz, sistemimizde öyle bir rezervasyon yok. Ve insanlar bütün hayalleri, umutları... yerle bir. Bolu Abant'taki otel işletmecilerinin bir dolandırıcıyla başı dertte. Çünkü sahtekarlar kopya sitelerde müşteri avlıyor. Burası da o otellerden biri. Konsept bir otel ve masal evleri var burada. Ancak dolandırıcı bu otelin de sitesini kopyaladığı için maalesef bazı mağdurlar ortaya çıktı. Özellikle son aylarda daha da arttı. Buraya masal evlerini görmek isteyenler dolandırıcıya parayı kaptırdıktan sonra maalesef kabusu görüyorlar. Biz balayına geldik. Maalesef parayı dolandırıcılara kaptırmışız. Ne kadar? 3000 TL. 8 veya 9 oldu. Sayfayı kapattırıyoruz. Öğleden sonra ve akşamına tekrar sayfa açılıyor. Ve otele bugünün ilk mağdurları geldi. Onlar kahvaltı için rezervasyon yapmıştı ve kapora ödemişlerdi. Ancak ödedikleri kapora otele değil dolandırıcıya oldu ve onlar da bu şoku otele geldiğinde öğrendi. Perşembe akşamı rezervasyon için internetten girdim. Telefon numarasından beyefendiyle konuştum. 11 kişi geleceğiz biz diye. Tamam dedi. Hesap numarası gönderiyorum. Oraya dedi havaleyi yaparsanız parayı önden alıyoruz dedi. Sabah buraya geldiğimizde de işte dolandırıldığımı öğrendim. Bu kaçıncı oldu şimdi? Bu 10. İyi günler. İyi günler, merhabalar beyefendi. Ben balayı için bu otele gelmek istiyorum. İki tane evimiz var. Bir tanesi jacuzzi'li, kişi başı gecelik 1750 TL. Bir tanesi de 1500 TL, kişi başı fiyatlar bunlar. Peki ATV turu var mı? Var. Fiyatlarda oynama yapabiliyor musunuz? 1300 yapabilirim onu son beyefendi. Ahmet Bey, şimdi biz bu bahsettiğiniz otelin içindeyiz. ATV haber ekibi olarak arıyoruz sizi ve dolandırıcı olduğunuz iddia ediliyor. Çok kişiyi mağdur ettiğiniz söyleniyor. Ve bizi de kandırmaya çalıştınız az önce. Biz oranın sahibiyiz efendim. Sahibi şu an yanımda benim. ATV Haber şu anda canlı yayında mı? Merak ettim. Ne zaman izleyeceğim kendimi? Heyecanlandım biliyor musunuz? ATV Haber böyle bir şey yapamaz. Böyle bir kayıt alamaz ya. Ya para yollayacaksan ara beni. İşte dolandırıcının verdiği cevabı görüyorsunuz. Hem küfretti hem de haber yapamayacağımızı iddia etti. Bu kadar pişkinlik devam ediyor. Dolandırıcının genelde kullandığı 0232'li bir numara. Bunun alan kodu 0374. O İzmir'i kullanıyor. Evet. Biz artık bundan bıktık. İşletme olarak her gün mücadele vermekten emniyet güçlerine sesleniyoruz. Bu olayı bitirelim.